Edward'ı kurtarmak. Sodor Adası'nda yaz mevsimiydi. Bütün lokomotifler çok çalışıyor, yolcu ve eşya taşıyordu. Hepsi neşeyle hatlarda gidip geliyordu. Hepsi. Edward dışında hepsi. Edward çok endişeliydi. Puflarken hırıltıyla soluyordu. Ve silindirlerinden buhar hızlayıp kaçıyordu. Bir sabah şişman kontrolör hangara geldi. Edward'a önemli bir görev verecekti. "Bugün limana çok özel bir sebze meyve yükü geliyor," dedi. "Onu alıp Neffer'da götürmeni istiyorum." "Tabii efendim," dedi Edward. Ama hırıltısı konusunda endişeliydi. Bugün daha da kötüleşmişti. "Thomas, sen de limana gidip Edward'ın vagonlarını çekeceksin. Sonra da her günkü işlerine devam edebilirsin." "Tabii efendim," dedi Thomas isteklice. Thomas ve Edward birlikte su kulesine gittiler. Edward hırıltısını durdurmaya çalıştı ama başaramadı. "Sorun nedir?" diye sordu Thomas. "Sesin pek iyi gelmiyor." "Düzgün şekilde buhar alamıyorum sanırım," dedi Edward. "Ama idare ederim. Kimseye söyleme Thomas." Thomas bundan pek emin değildi. "Şişman kontrolörün bilmesini istemiyorum," diye hısladı. Thomas Edward'ın endişeli olduğunu görünce teklifini kabul etti. Aceleyle Edward'ın vagonlarını çekmeye gitti. Edward yavaş yavaş limana doğru yola çıktı. Edward gerçekten çok endişeliydi. Ya treni çekemeyecek kadar zayıf düşerse ne olurdu? Demir yoluna hiçbir yararı kalmazdı. Hiçbir şekilde yararlı olamayacaktı. Bunun düşüncesi bile Edward'ı titretti. "Devam etmeliyim, devam etmeliyim," diye hırıldadı korku dolu. Limanda Thomas Edward'ın vagonlarını onun için dizmişti. Birazdan Edward bağlanmış ve gitmeye hazırdı. "Hadi Edward, yapabilirsin," diye cesaret verdi Thomas. Edward bütün gücüyle çekmeye başladı. Ama tren yerinden doğru dürüst kıpırdamadı bile. "Çok üzgünüm Thomas," diye hırıldadı Edward zar zor. "Ben artık yararlı bir lokomotif değilim. Şişman kontrolör beni hurdalığa gönderecek." Thomas buna çok üzülmüştü. Edward'a yardım etmek istedi. "Önce diğer işlerimi bitireceğim," dedi. "Sonra gelip senin trenini çekeceğim." Edward, Thomas'ın puflayarak uzaklaşmasını seyretti. Thomas'ın bu işi yapmasına izin vermenin doğru olduğundan emin değildi. Edward artık iyice endişelenmişti. Thomas'ın bütün işlerini en kısa zamanda bitirmesi gerekiyordu. Böylece Edward'ın trenini çekecek zamanı kalacaktı. "Acele edin, acele edin," dedi yaygaracı vagonlara. "Nedenmiş, nedenmiş?" diye çıkıştı vagonlar. "Edward için," diye pufladı Thomas ve onları kızgınlıkla itti. Edward treninin yanında üzüntüyle bekliyordu. Thomas'ın çabucak geri dönmesini umuyordu. Thomas bütün işlerini bitirdiğinde Edward'ın trenini almaya gitti. Edward onu görünce çok mutlu olmuştu. "Endişelenme Edward," diye pufladı Thomas. "Senin işini de hemen bitireceğim. Sen şimdi Tidmouth'a geri dön. Seninle orada buluşuruz." "Teşekkür ederim Thomas," diye hırıldadı Edward. Ve Thomas uzun yük katarıyla puflayarak yola çıktı. Thomas çok yorgundu. Bütün gün çok çalışmıştı. Ve Edward'ın treni de çok ağırdı. Ama Edward'ı zor durumda bırakmamaya kararlıydı. Thomas puflayarak geldiğinde şişman kontrolör Gordon'la konuşuyordu. "Thomas, bu tren geç kaldı," dedi kızgınlıkla. "Ve neden sen çekiyorsun? Edward nerede?" Thomas Edward'ın başının derde girmesini istemiyordu. Bir bahane bulmak zorundaydı. "Edward yanlış tür kömür almış efendim."
Yanlış tür kömür mü almış? Diye çıkıştı şişman kontrolör. Ne saçmalıyorsun Thomas? Edward'la konuşalım bakalım o bu konuda ne diyecek? Şişman kontrolör çok kızgındı. Thomas'a yapılacak başka bir iş verdi. Tabii efendim dedi Thomas. Gordon Knapford'dan ayrıldı ve kırlara doğru yola çıktı. Ve orada Edward'ı dinlenirken buldu. Şu yanlış kömür alma hikayesi nedir? Diye pufladı Gordon. Edward şaşkın görünüyordu. Gordon Edward'a Thomas ve şişman kontrolörün konuşmasını anlattı. Edward kendini çok kötü hissetti. Her şeyi düzeltmek istedi. Gidip hemen şişman kontrolörü görmesi gerektiğine karar verdi. Edward hıslıya tıslıya istasyona kadar geldi. Ateşi sönüyor gibiydi. Tekerlekleri güçsüzleşmişti. Ama o devam etti. Ve sonunda istasyona girdi. Şişman kontrolörü de buldu. Hepsi benim hatam efendim, dedi üzgünce. Thomas'tan size çalışamayacağımı söylememesini rica ettim. Hurdalığa gönderilmekten korkuyordum. Çok üzgünüm. Bu sabah sizinle konuşmam gerekirdi. Evet, dedi şişman kontrolör. Bir sorunun olduğunda mutlaka bana söylemelisin. Sen sadık, çalışkan ve yararlı bir lokomotifsin. Seni hemen demiryolu atölyesine tamire göndereceğim. Edward çok rahatlamıştı. Ve Thomas ekstra işleri yüzünden çok yorulmuştu. Ama ikisi de katıldılar. Ne kadar zor olsa da doğruyu söylemek her zaman en iyisidir.